Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abla? Yani 21 yıldır bence yeteri kadar sömürdü. Artık inşallah diyoruz tabii. Hemen bir mucize beklemiyoruz Kılıçdaroğlu'ndan ama daha güzel olacak inşallah. Peki Kılıçdaroğlu geldiği zaman ondan bir vatandaş olarak beklediğiniz değişim ne? Neyi değiştirmesini bekliyorsunuz? Şimdiki sistemin komple değişmesini istiyorum. Bütün adalet sistemi özellikle. Okullar, çocuğum var, benim küçük çocuğum var, istediği her şeyi alamıyorum. Geçim sıkıntısı var mı? Muhakkak var yani. Geçim sıkıntısı herkeste var. Şimdi şey yapıyorlar ya, bazılar şey diyor. Zenginiz diyor, nankörler. Nankör onlar. Diyorlar ki vatandaş bu kadar geziyor burada. Abi nereye geziyoruz biliyor musun? Yani geziyoruz, ben de geziyorum. Bak çocuğumla çıktım ama hiçbir şey alamadım daha. Pazara ineceğim. Pazara indiniz mi? Fiyatlara lütfen bakın ya. Soğan ne zaman 30 lira oldu ya? Bu ülkede, bizim ülkemiz tarım ülkesi. Nerede tarım? Yapıyor muyuz tarım? Benim babam çiftçi, ben çiftçi çocuğuyum. Evlendiğim için buraya geldim. Nerede? Benim babam çiftçilik yapamıyor. Lüks yatların benzini uygun ama benim babam traktör sürüyor, bir dünya para veriyor. Neden? Çünkü herkes kendi cebini dolduruyor. Biz de dolduralım artık ya. Ya CHP'ye de oy vermez. Ben normalde tipe vereceğim oyumu. Tipçiyim. HDP vekilliğinde tipe vereceğim. Evet muhakkak. Tabii ki de orada tipe vereceğim. Ama eğer hizmet ederse CHP, bir dahaki dönem CHP'ye vereceğim. Ben hizmet istiyorum. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçeli kalayım demiyorum. Ya taraftar değiliz biz ya. Biz çocuğumuzun geleceği, kendi geleceğimiz için iyi olanı. İyi olanı tercih edin. Abi insanlar, ben gerçekten kızıyorum. Bazen bu sokak röportajlarında diyor. Namkör, namkör. Namkör de değil ha, namkör. Namkörüz çünkü biz. Ama niye? Ne yedik? Sen yiyorsun demek ki ona. Cebin dolu ya. Ben nankör oluyorum. Ben nankör değilim. Olmadım. Allah korkum var benim. Yapılanları görüyorum. Adaletsizliği görüyorum. Adaletsiz ya. Adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz ve insanlar bunu unuttu, görmüyor. Aşık olmuşlar. Ben büyülendiklerini düşünüyorum gerçekten. Vallahi bak bunu hep söylemek istiyordum. Büyülenmişler. Ya tapıyorlar ya, tapıyorlar. Kadın diyor ki Allah sonra o, tövbe estağfurullah. Erdoğan giderse işte diyorlar o dünya lideri, Müslüman lider. Hangi lider? Erdoğan giderse ülke batar lider. Allah aşkına ülke nerede ki batsın? Neredeyiz? Hangi yukarıdayız? Göstersin. Hangi konuda yukarıdayız? Göstersin biri ya. İnsanlar korkuyor biliyor musunuz? CHP'ye oy vereceğim demeye korkuyor. Hele ki bir sen, AK Parti belediyesinde sen korkuyorsun. Korkuyorlar. Ben korkmuyorum. Niye korkuyorlar abla? Vatandaş niye fikrini söylemekten çekiniyor? Niye yok? Adalet yok. Adama bir tweet atıyorsun, cezaevindesin ya. Bir tweetten cezaevinde olan insanlar var. Ben özgür konuşamayacaksam ben niye yaşıyorum bu ülkede? Niye Türkiye Cumhuriyeti diyoruz? Cumhuriyet diyoruz değil mi? Gider Suudi Arabistan'da yaşarım ya. Krallıkla yönetsinler beni derim. Ben dini de onlardan öğrenmedim. Şimdi bir din tüccarlığı yürümüş gidiyor. Diyor ki o gelirse diyor kadınlar başına açmıyor mu abi? Benim başımı kim açtırabilir? Benim başıma mı kapattı ki o açtırsın? Ben kendi isteğimle kapandım. Kendi isteğimle açılırım. Beni kimse zorla kimse bana zorla bir şey dayatamaz zaten. Böyle bu kadar. Böyle düşün. Kılıçdaroğlu gelse bu bahsettiğiniz durumları düzeltebilir mi? Buna inancınız tam mı? Yani bak şimdi insan bekliyor. Gelir gelmez ekonomimiz uçacak. Öyle bir şey yok. Yavaş yavaş. 21 yılda tabii ki ya, 21 yılda nasıl tükendiysek inşallah 5 yılda 10 yılda da yavaş yavaş yükseleceğiz. Yavaş yavaş yükseleceğiz. Destek olmamız lazım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.